Sabahleyin arkadaşlar aradılar, ifadeye davet ettiler. Raporlu olduğum için o saatte gidemedim, şimdi geldim. İkinci polis operasyonunda yaşananlar 15 gün önceki ilk operasyonun neredeyse aynısı. Polislerin demeçleri ve isyanları bile. Adaletten başka herhangi bir borcumuz yok bunları yapanlara. İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan polisler akşam, gece ve sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Belirli aralıklarla Seke Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi ve burada sağlık kontrolünden geçirildi. Efendim, neden tutuklandınız? Gözaltındaki kişiler hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da sorgulanmak üzere Batan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı listesinde adı bulunan Furkan Donkar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Burada arkadaşlara ifademizi vereceğiz. Muhtemelen bir gözaltı işlemi olacak. İstihbarat komiseri 17 Aralık sonrası yeri sıkça değişen memurlardan biriydi. Evet, 4,5 yıl istihbarat şubede görev yaptım, İstanbul İstihbarat Şubede. 17 Aralık sonrası görev yerim değiştirildi. Önce Bakırköy İlçe Emniyet, sonra Gazi Osman Paşa ve en son Şark tayinim çıktı Erzurum'a. İlişi kesemeden böyle bir olayla karşılaştık. Ancak o da diğer polisler gibi suçsuz olduğuna inanıyor. Kesinlikle bir pişmanlık söz konusu değil, çünkü biz herhangi bir suç işlemedik. Yaptıklarımızın tamamı kanun çerçevesindedir. Bu işlemlerin, bunların yapılacağını bilseydik gene de olsa yine de yapardık. Suçsuzluğumuza inanıyoruz, alnımız ak, başımız dik. Polislerin avukatları da emniyet önünde açıklama yaptı. Yapılan işlemlerde hiçbir kanunsuzluk ve hukuksuzluğun olmadığı, tarafsız ve objektif müfettişlerce yapılacak bir idari soruşturma da dahi ortaya çıkarabilecekken müvekkillerimiz bir kısım medya tarafından hedef tahtası haline getirilmişlerdir. Yeni gözaltı dalgası yaşanırken savcı İrfan Fidan mahkemenin verdiği 38 polisin serbest bırakılması kararına itiraz etti. İtiraz kararını 167 sayfada toplayan savcı Fidan, Başbakan, Adalet Bakanı ve MİT Müsteşarı'nın konuşmalarının kayıt altına alınması için danışmanları hakkında dinleme kararı çıkarıldığını belirtti. Savcı, dinlenen kişilerin haklarında hiçbir delil bulunmamasına rağmen terör örgütü üyesi oldukları yönünde karar çıkarıldığını savundu.